Herkese merhaba, ben Abdullah Kise. Ve Şubat satışları senaryosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parkta ve plajda bir takım satış verilerimiz vardı. Bunları Power BI ile istediğimiz formata getirmiştik. Ve sağ taraftaki raporları yapmaya başlamıştık. Sağ üst köşedeki ve ortadaki raporu yaptık. Şimdi sağ alt köşedeki raporu yapacağız. Hemen vakit kaybetmeden bir önceki videoda hazırlamış olduğumuz raporu açalım. Ve Şubat satışları 3 isimli dosyayı açıyorum. Bunu bir önceki videoda yapmıştım zaten. Bu dosyayı videonun altındaki linkten indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapacağımız örneğin dosyasında zaten o linki upload edeceğiz. Evet, bir önceki videoda böyle bir rapor yapmıştık. Şimdi yeni bir sayfa oluşturacağız ve bu videoda yapmak istediğimiz rapora odaklanacağız. Öncelikle ikinci rapordaki şu başlıkları aynen birinci raporda da kullanmak istiyorum. O yüzden seçtim. Ctrl C ile kopyaladım ve yapıştırdım. Güzel. Şimdi raporumuza odaklanabiliriz. Bu videoda birazcık DAX'a giriş yapmak istiyorum. DAX Data Analysis Expression yani veri analizi ifadeleri olarak geçiyor. DAX dili Excel diline, Excel expressionlarına çok benziyor. O yüzden kolayca aşina olabilirsiniz. Hiç DAX yazmadan da rapor yapabilirsiniz. Fakat analitik anlamda çok basit kalır. Güçlü, esnek raporlar yapmak isterseniz, veride olmayan hesapları raporunuza göstermek isterseniz DAX'ı kullanmanız gerekir. Hemen basit bir şekilde giriş yapalım. Zaten bu hesapları öncelikle Power BI yapıyor. Mesela lokasyon bilgisini şöyle atarsam arkadaşlar, benim için lokasyonla ilgili ne göstereceğini Power BI öngörüyor ve bir özetleme yapıyor ve karşıma bu verileri getiriyor. Şu anda park ve plaj bilgisini arka taraftaki tabloya baktı. Bir sürü kayıt olmasına rağmen özetleyerek getirdi. Sadece park ve plajı getirdi. Lokasyonu istediğimde bunu görmek istediğimi öngördü ve bana gösterdi. Lokasyon kolonuna geldiğim zaman arkadaşlar, filter'a geldiğim zaman bakın burada çeşitli seçenekler olduğunu görüyorum. Şu anda Don't Summarize seçili. First, Last, Count Distinct ve Count'u seçebilirim. Mesela First'ü seçersem Park'ı getiriyor gördüğünüz gibi. Last'ı seçtim, plajı getirdi. Yani orada iki satır vardı. İlkini ve ikincisini aldım bu şekilde. Count dersem kaç kayıt varsa, Park ve plajın geçtiği kaç kayıt varsa onların sayısını getirdi bana. 31 gün vardı ve bu ikisi toplamda 31 defa geçmiş çıkarımını yapabildim bu şekilde. Count Distinct dersem kaç farklı şekilde geçtiğini görüntüleyebilirim. Zaten park ve plaj iki farklı kayıt olduğu için burada iki sayısını görüntülüyorum. Burada arkadaşlar çeşitli seçenekler olduğunu gördüm. Metinsel anlamda böyle seçenekler var. Sayısal anlamda daha zengin seçenekler var. Mesela ben aydaki günü atarsam, bunu tablo olarak görmek istersem, bakın bütün günleri topladı. Şu aydaki güne geldiğimde otomatik olarak seçili olan seçeneğin sum olduğunu görüyorum. Bir önceki de don't summarize yazıyordu. Bakın sayısal alanlarda daha fazla seçenek var. Minimum, maksimum, ortalama gibi, standart sapma gibi çeşitli seçenekler de var. Peki varsayılan olarak neden sayısallarda sum geliyor? Metinsellerde don't summarize geliyor. Aslında kolonu seçtiğiniz zaman modeling tabına geldiğinizde bunu burada görüntüleyebilirsiniz ve değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak metinsellerde don't summarize'ı seçmişler. Yani sayısallarda da sum'ı seçmişler. Buradaki seçeneğe tıklayarak varsayılan özetlemenin ne olacağını belirtebilirsiniz. Mesela ben günlerin toplanmasını istemiyorum. O yüzden don't summarize'ı seçiyorum. Böyle yaptığım zaman tekrardan bu field'ı atıp tablo olarak görmek istediğimde bakın günleri toplamadan bana getirdi. Güzel. Şimdi mesela satış için böyle bir şey deneyelim. Satışı sürükleyip attığım zaman arkadaşlar tabii ki sayısal bir alan olduğu için ne yaptı? Hemen şuradan field'dan bakabilirim. Sum toplamını getirdi. Güzel. Peki birisi satışı böyle görmek istedi diyelim. Attı bir kenara bu satış. Hatta şöyle görüntülerini attı buraya. Başka birisi satışı buraya atıp mesela yan tarafa bunun da sum değil de ortalama olarak görünmesini isteyebilir. Tamam. Veya daha kötüsü şimdi bunun altında yine average of satış yazıyor. Daha kötüsü şöyle yapmak isteyebilir. Ben bu satışın toplamını değil de ortalamasını görmek istiyorum default olarak diyebilir. Dolayısıyla bunu attığı zaman satış ifadesi
altında yazıyor. Sanki toplam satışı veriyormuş gibi düşünüyorum. Fakat ortalama satışı verdiğini görüyorum. Şimdi arkadaşlar Power BI benim seçtiğim varsayılan ayarlara göre veyahut da buradaki kulaklıkta seçtiğim bir seçeneğe göre gruplama yapabiliyor, özetleme yapabiliyor. Bunu örtülü bir şekilde yapıyor. Yani ben herhangi bir müdahalede de bulunmuyorum. Ben hesaplamıyorum bunu. O hesaplıyor. Şimdi bu bazı hatalara yol açabilir. Hata olmasın diye, bir standart haline gelsin diye bunu benim bilinçli bir şekilde tanımlamam gerekir. İşte bilinçli şekilde tanımlamak için de bir alanı, bir hesabı iki farklı yöntem seçebiliyoruz arkadaşlar. Modeling kısmına geldiğimiz zaman burada new kalıp ve new measure'da iki seçeneğimiz var. Bunlar yardımıyla ben DAX dilini kullanarak bilinçli bir şekilde bir hesap yapabiliyorum. New column dersem var olan tabloya bir kolon ekleyebilirim. New measure dersem tüm tablolardaki filtrelerle ilişkili olan bir hesap ekleyebilirim. Şimdi context diye bir ifade var. Bu videoda ona girmeyeceğim. Burada yazdığım formüller kontekstlere bağımlı olarak hesaplanıyor. Sonraki videolarda daha detaylı DAX anlatmayı hedefliyorum. Orada bu kontekstin ne olduğunu anlatıyor olacağım. Şu anda yapacağımız hesaplarda çok da konteksti bilmeye gerek yok. Ancak hesaplarımızı etkileyeceğini bilelim. Önemli bir kavram olduğunu bilelim. Şimdilik yeterli. Şimdi arkadaşlar data sekmesine geçelim ve bunları kullanmaya başlayalım. Mesela ben şurada maliyet ve gelir diye iki tane kolonum var. Bu iki kolonu kullanarak kar kolonu oluşturmak istiyorum. Kaynakta olmayan bir kolon. Geliyorum. New column diyorum. Hemen sağ tarafa bakın. Bir tane boşluk açılıyor ve üst tarafta bir formül yazma kısmı geliyor. Önce kolonun adını yazıyoruz veya hesap yapacaksak, measure yapacaksak mesela measure'ın adını yazıyoruz buraya. Şu an calculated column oluşturduğumuz için kolon adı yazıyoruz buraya. Buraya kar diyorum. Yan tarafa geçiyorum arkadaşlar. Diyorum ki şimdi burada tablo bir tane tablo olduğu için tablo adı yazmaya gerek yok. Yazacaksak eğer tablo adından başlıyoruz. Tablonuzda boşluk varsa tırnak içerisinde yazmanız lazım. Tek tırnak içerisinde yazmanız lazım tablonuzun adını. Daha sonra köşeli parantez diyerek kolon adını belirtiyorsunuz. Şimdi tek bir tablo olduğu için ben uzun uzun yazmayacağım. Daha temiz görünsün diye şöyle yapıyorum. Kar dediğim şey gelir eksi köşeli parantez maliyet. Excel'e çok benziyor. Enter'a bastığım zaman formülü uyguluyorum. Şöyle sağ tarafa geldiğimde bakın burada konunun hesaplandı. Konunu seçip yukarıdan veri tipini belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şu an decimal number olması benim için uygun. Şurada TL olarak belirtelim. TL'yi bulmak biraz zor olabiliyor. Şurada TL olarak belirttik. Güzel. Şimdi bu calculated column'lar arkadaşlar memory'de yer kaplar ve satı değiştiğinde hesaplanır. Şu an bu sanki kaynaktaki bir kolonmuş gibi geldi burada hesaplandı ve memory'de yer kaplıyor. Tamam. Ve satıyla doğrudan ilişkili olan bir hesap bu. Şimdi satırların üstünde tablolarla ilişkili olan bir hesap daha yapalım. Yani measure hesaplayalım. Kârla ilişkili olan iki tane formülümü burada uygulamak istiyorum. Birisi kâr marjı, diğeri kâr yüzdesi. Kâr marjı hesabını yapalım. New measure diyorum. Bu oluşturduğum measure arkadaşlar, bakın az önce oluşturduğum kolon buraya geldi kâr diye. Tablonun kolonu şeklinde. Measure'ı bu tabloda veya herhangi bir tabloda veya ortak bütün hesapların olduğu bir tabloda tutabilirsiniz. Tablodan bağımsız bir şey bu. Bir kolon olarak görünmeyecek. Fakat filter içerisinde bulunacak seçip filtrelere bağlı olarak hesaplanmasını sağlayabileceğiz. Tamam. Measure'ımıza bir isim verelim. Kar marjı diyorum buna. Kar marjı dediğim şey arkadaşlar toplam kar bölü toplam gelirdir. Şimdi ben buraya doğrudan kar yazamıyorum. Sum demem lazım. Toplam kar bölü sum toplam gelir. Bu benim kâr marjım veriyor. Kâr marjı dediğim şey nedir? Kazandığım paranın ne kadarı kâr? Veya şöyle söyleyelim. 1 lira kazandıysam bunun ne kadarı kâr olur? Güzel. Kâr marjı hesabını yaptık. Şimdi bir measure daha oluşturalım arkadaşlar. Bu da kâr yüzdesini versin. New measure diyorum. Kâr yüzdesi diye yazıyorum. Kâr yüzdesi. Yan tarafa geldim.
Bu da arkadaşlar toplam kar bölü toplam maliyet. Kar yüzdesi de harcadığım paranın ne kadar kar getirdiğini anlayabileceğim bir yüzdedir. Mesela 1 lira harcadıysam bu bana ne kadar kar getirir? 1 liranın ne kadarı kar olarak bana döner? Bunu anlamamı sağlıyor. Tabii şöyle sağ tarafına bakarsanız bunlar konu olarak oluşmuyor gördüğünüz gibi. Fakat birer field olarak bulunuyor. Mesela bu kar yüzdesini diyelim seçtim. Sağ üst köşeye geldiğiniz zaman burada home table yazıyor. Yani bu measure hangi tablonun içerisinde görünsün? Bunu listeden değiştirebilirsiniz. Şu an bir tane tablom olduğu için sadece meşhur masa dışları var listede. Genelde şöyle yapılıyor. Birden fazla tablo varsa bir karışıklık olmasın diye bütün measure'lar sanal bir tablo içerisinde toplanıyor ve onun üzerinde rahatlıkça bulunup kullanılabiliyor. Güzel. Rapor tarafına geçebilirim ve raporumu yapmaya başlayabilirim. Öncelikle arkadaşlar hangi lokasyonda ne kadar kar elde ettiğimi görmek istiyorum. Parkta ve plajda %62, %43. Önce bunları bir yüzdelik yapalım. Seçtim. Şu yukarıdan yüzde işaretini tıklıyorum. Kar yüzdesini seçelim. Burada da yüzde işaretini tıklayalım. Güzel. Parkta %62, plajda %42'ymiş. Bunu böyle göstermeyelim. Bunu bir şöyle büyüklüğü küçüklüğü anlayabileceğimiz bir grafikle yani şunla stack bar chart'la gösterelim. Şöyle biraz yukarı alacağım. Güzel. Bir de arkadaşlar hafta içi mi hafta sonu mu? Bunu görüntüleyelim. Kar marjımız hafta içinde hafta sonunda nasılmış? Şöyle yukarı alıyorum. Biraz küçültelim. Güzel. Bunların data labels'larını açarsam eğer daha okunaklı olur. Şu şekilde kar marjlarını görüntüleyebiliyorum. Bakın parkta kar marjım %62'ymiş. Parkta sattığım ürünlerden daha fazla kar elde etmişim. Hafta içinde değil de hafta sonunda sattıklarımı daha fazla kar elde etmişim. %55,74 diyor. Bunları biraz büyütelim. Şöyle aşağı doğru alayım. Şöyle kalabilirler büyük bir şekilde. Peki. Şimdi sağ tarafa da birkaç tane rapor görseli koyalım. Mesela bir çizgi grafik koyalım arkadaşlar. Şöyle sağ alt köşeye. Bu çizgi grafikte de kar marjını göstermek istiyorum ve aydaki günleri eksene atacağım. Şuradan gelelim. X eksenini kategori kıl olarak değiştirelim. Şu günler tam görünsün. Şöyle biraz küçülttüğüm zaman gün gün kar marjımın ne olduğunu görüntüleyebiliyorum. Şurada data labels'ı bir açsak nasıl olacak? Çok fazla üst üste biniyor. Bunu kapatabiliriz. Belki maksimum minimum çizgileri ekleyebiliriz. Mesela bir max çizgisi eklersek eğer şöyle data labels'ını açarsak maksimum şu kadarmış. %69,58'lik bir karım varmış. Minimum %28'lik bir kar marjım varmış. Bir de ortalama çizgisi koyalım. Burada da arkadaşlar ortalama %48,36 bir kar marjım varmış. Peki. Tabi bu çizgilerin renklerini falan değiştirmek iyi olur. Mesela şöyle gelirsek eğer şu minimum çizgisini mesela kırmızı yapalım. Ortalama çizgisini de şöyle sarı renkte yapalım. Tamam, şöyle yapabiliriz. Tabii şuradaki tekstlerin de renklerini değiştirebilirsiniz. Mesela minimum çizgisininkini kırmızı yapacağız demiştik. Max çizgisine dokunmayalım. Ortalama çizgisinin renginde sarı yapalım dedik. Şu şekilde tekstlerin renginde değiştirebilirsiniz. Peki, şimdi şu kar marjını daha rahat izleyelim diye geliri ve maliyeti birlikte görmek istiyorum. Yine bir çizgi grafik atalım şuraya. Hatta çizgi grafik değil, onu değiştireceğim. Şuradaki araya chartları kullanabiliriz. Maliyeti görüntülemek istiyorum. Aydaki günler eksende olsun.
Bir de geliri görüntülemek istiyorum. Tamam. Yine burada arkadaşlar x eksenini kategorik yapalım. Güzel. Data Colors kısmına gelirsem eğer maliyetleri kırmızı gösterelim. Gelir şöyle yeşil renkte olsun. Tamam. Evet. Şu geliri yukarı alırsak eğer gelir ve maliyet şeklinde görüntülemiş oluruz. Grafiklere böyle alt alta koyduğunuz zaman da şu güzellik oluşuyor. Bakın mesela burada kar marjının arttığını anlayabiliyorum. Ve hakikaten şöyle sayısal olarak da baktığım zaman kar marjı burada yüksek. Şimdi arkadaşlar yukarıda bir de verileri açık bir şekilde görelim. Matris halinde görelim. Hangi gün, hangi lokasyonda kar marjım ne kadarmış onları bir görüntüleyelim. Bir matris atıyorum şuraya. Şöyle. Hatta şu grafiği belki biraz küçültürsek matris için daha fazla yerimiz olur. Şunu da biraz küçültelim. Bunu da biraz aşağı kaydıralım. Evet. Matrisimizi de şöyle büyütelim. Öncelikle gün adlarını satırlara atalım. Şöyle gelsin. Lokasyon kolonlarda olsun ve kar marjında values'ta olsun. Bunun şöyle büyütürsek daha rahat görebiliriz. Evet, en yüksek kar marjı nerede? 56-13. Cuma günüymüş en yüksek kar marjı. Pardon, pazartesi günüymüş. %57,22 diyor. Toplamda pazartesi günü %57,22'lik bir kar marjına sahipmişim. Parkta %69,42'lik bir kar marjı söz konusuymuş. Plajda daha düşük. Şimdi gözle bunu yakalamak biraz zor olabiliyor. O yüzden şuraya gelip field'lara sağ tıklayıp conditional formatting diyerek bir condition formatı ekleyebiliriz. Background color'ını değiştireceğim bunu. Bakın burada ben en düşük rengin ne olacağını, en yüksek rengin ne olacağını belirtebilirim. Araya renk atabilirim şöyle. Bir geçiş rengi olabilir. Mesela bunu şöyle beyaz yapabilirim. Ve arkadaşlar bir kural ekleyebilirim. Yani şunun üzerindeyse, bunun altındaysa şeklinde bir kural ekleyebilirim. Kar marjım %30'un altında ise mesela kırmızı görünsün, işte üstünde ise şu renk görünsün falan gibi bir kural eklemek söz konusu. Biz şimdilik o kuralla uğraşmayalım. Okey diyorum. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu matrisin aynısından bir tane daha yapalım. Burada da kar yüzdesini göstereceğiz. Kar marjı yerine şöyle kar yüzdesini atıyorum. Kar yüzdesi. Burada bir conditional formatting ekleyebiliriz. Burada da araya bir renk atabiliriz. Şöyle okey diyerek bu değişikliği uygulayabiliriz. Güzel. Şunu da şöyle istediğimiz bir seviyeye getirelim. Şunu da biraz büyütelim. Tamamdır. Şimdi de bunlara başlık ekleyelim arkadaşlar. Mesela şu matrisi seçiyorum. Geldim. Title'ını açalım. Buraya diyelim ki kar yüzdesi. Evet, şu şekilde başlık ekledik. Şunu biraz büyütelim. Aynı şekilde diğer matrisi tıklıyorum. Şunu da başlığını açıyorum. Bu da kar marjı. Çünkü hangisinin ne olduğu anlaşılmıyordu az önce. Bu şekilde kar marjı ifadesini şuraya başlık olarak eklemiş olduk. Şunu da böyle büyütelim. Biraz bunu şöyle küçültelim. Tamamdır. Yani şunu da küçültebiliriz birazcık. Tamamdır. Şu sağ tarafta bir kart ekleyebiliriz arkadaşlar. Burada bir boşluk kaldı. Ya boşluk aslında kötü değil ama bu çok fazla boşluk kaldığı için burayı doldurmakta, anlamlı sayılarla doldurmakta fayda var. Mesela ben burada toplam kar marjını, toplam kar yüzdesini, geliri, maliyeti, karı göstermek istiyorum. Tamam. Bunun böyle ayarlarını falan gidip şöyle kartın görünümünü değiştirebilirsiniz. Mesela sol taraftaki barın kalınlığını şuradan arttırabiliriz. Şöyle data labels'a gelip text size'ını büyütebiliriz. Biraz böyle küçültsek şöyle alt alta gelse bunlar. Şöyle.
Scroll'da olsun istemiyorum aslında bir yandan da. Şöyle gelip şunu biraz küçültelim. Tamamdır. Biraz böyle yaparsak daha güzel olacak. Peki bu şekilde arkadaşlar raporumuzu hazırlamış olduk. Buna bir de filtre ekleyelim. Mesela günler seçilsin. O günlerdeki değerleri görelim. Onları karşılaştıralım. Yandaki gün adını tıklıyorum. Şuraya sürükleyip atalım veya. Şurada slicer var arkadaşlar. Slicer yardımıyla bir filtre oluşturabilirim. Slicer özelliklerine gelirseniz eğer General'dan Orientation'ı Horizontal diye işaretleyebilirsiniz. Bu şekilde yukarıda böyle yatay bir filtre oluşturabilirsiniz. Şöyle yapabiliriz. Şunu biraz küçültelim artık. Güzel. Items'lardan arkadaşlar bir background verebilirsiniz bunlara. Şöyle mesela, tabii çok kötü oldu. Şöyle hafiften gri bir background verebiliriz. Font color'ını değiştirebilirsiniz. Selection Control kısmına geldiğimiz zaman burada şöyle biraz sunuları açayım. Bakın Select All ifadesi çıksın mı çıkmasın mı en başta gördüğünüz gibi çıkıyor. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Tek seçimli mi olsun? Yani tıkladığında mesela şu anda bir tane seçebiliyor. Ama şunu off yaparsam böyle birden fazla seçilebiliyor. Gerçi 10 olduğunda bile mesela hani kontrole basılı tutarak birden fazla seçim yapabilirsiniz bu şekilde. Şu an kontrole basılı tutarak seçtim bunları. Yine tekli seçim aktif olsa bile birden fazla seçim yapmak mümkün oluyor arkadaşlar. Şimdi şu header'ın altına bir çizgi çekelim. Şimdi outline kısmına geliyorum. Bottom only diyorum. Şu alta şöyle bir çizgi çekmiş olduk. İsterseniz bu çizginin kalınlığını şurada arttırabilirsiniz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Filtremiz de oluşmuş oldu. Şimdi burada istediğiniz güne odaklanabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz birden fazla günü seçebilirsiniz. Şöyle kontrole basılı tutarak seçebiliyorsunuz. İsterseniz şöyle filtreyi temizleyip tümünü görüntüleyebilirsiniz. Evet, raporumuzu oluşturduk. Kaydedelim. File Save as diyorum ve meşrubat satışları 4 diye bu raporu kaydediyorum. Evet, harika. Arkadaşlar, meşrubat satışları senaryosunun sonuna geldik. Bu senaryoyu incelerken Power Query'nin nasıl kullanıldığını ele aldık. Modelleme katmanında bazı DAX expression'ları yazdık ve çeşitli görselleri kullanarak raporlar yaptık. Bu giriş seviyesinde bir demo serisiydi. Önümüzdeki günlerde daha ileri seviyede DAX'ın kullanıldığı demolarda yapmayı planlıyorum. Çeşitli senaryoları ele almayı planlıyorum. Şimdilik bu kadar. Giriş seviyesindeki arkadaşlar için faydalı olduğunu umuyorum. Herhangi bir sorunuz olursa bana sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.